Selam, ben Hakan. Google Forms içerisinde bölümlü formlar oluşturabiliyorsunuz. Google Forms'un içerisinde bölümlü formlar oluşturarak artık uzun formlarınızı daha da kısaltabilir ve bölümler içerisinde geçiş yaptırtarak istediğiniz gibi kullanıcılara gösterebilirsiniz. Özellikle anketleriniz için Google Forms'un içerisindeki bölümlü formlar özelliğini kullanmanızı öneririm. Bölümlü formları hatta yanıtlara göre ayırtıp daha sonra kullanıcının seçeceği seçenekleri belirtip ona göre formunuzu yönlendirebiliyorsunuz. Hazırsanız bu itemimize başlayalım. Şu anda yapacağımız bir anket çalışması olacak ama bu anket çalışmasının içerisinde bölümlü anketler oluşturmaya çalışacağız. Amacımız şu: sıkıcı olmayan bir anket formu hazırlayarak müşterimizin sadece doldurmasını istediğimiz kadar bilgiyi ilk önce göz önünde bulunduruyoruz. Daha sonra ise diğer bilgileri eğer doldurmak istiyorsa kendisi seçecek. Ya ben doldurmak istiyorum diyecek ya da doldurmak istemiyorum. Formu kapatalım veyahut da anketi bitirelim diye seçeneğimizle birlikte formumuzu, anketimizi kaydedip kapatabilecek. Şimdi bunun için bir tane temizlik anket formu hazırlamayı düşündüm. Kullanıcının adı, soyadı, e-mail gibi birçok bilgi yine de isteyeceğiz. Anketimiz genel bir bölümden oluşacak. Daha sonra diğer bölümleri ise parçalayıp ayırmaya çalışacağız. Bu yüzden Google Drive'ı açıyorum. Drive'ı açtıktan sonra diğer seçeneğin içerisinden formları seçiyorum. Formları seçtikten sonra temizlik hizmet anketi diye formumu oluşturuyorum ve Untitled Form kısmına da bir kere tıklayıp formun ismini de düzenliyorum. Peki, ilk sorumuz ne olacaktı? E-mail adresi. E-mail adresini hatırlayacak olursanız toplamak için bir ayar var yukarıda. Ayarlar kısmına tıklıyorum ve e-posta adresini topla diyorum. E-mail adresini aldık. Otomatik olarak kendisi zaten bu kısmı oluşturdu. Ad soyad diye yazıyorum ve ad soyad kısmını yazdıktan sonra kısa yanıt olarak seçiyorum. Bunu zorunlu olarak tutmayacağım. Veyahut da burası böyle kalsın. Zaten bir sonraki bölüme geçiş yaparız. Ad soyad bilgisi burada kalsın. Hizmetimizi beğendiniz mi diye bir soru ekleyelim. Bu soru doğrusal ölçek olsun ve beğenmedim. Zorunlu bir soru yaptım. Personelimizin kişisel davranışını beğendiniz mi? Doğrusal ölçek. Burada hiç beğenmedim diye de düzeltebiliriz. Şuradakini de yine aynı şekilde. Başka bir sorumuz var mı? Hayır, başka bir sorumuz olmayacak. Benim genel olarak yapmaya çalıştığım anket zaten kısa olsun istiyorum. Çünkü amacım bölümlü ankette size göstermek. Şimdi buraya kadar sorularımızı sorduk. Şöyle bir ön izleme yapalım. Neler var? E-posta adresi var. Daha sonra ad soyad kısım var. Hizmetimizi beğendiniz mi? Personelimizin kişisel davranışlarını beğendiniz mi diye sorularımız var. Şu soruyu da zorunlu yaptım. Bu kısmı doldurduktan sonra otomatik olarak ya diğer kısımlara geçiş yapmasını istiyorum ya da hayır, ben artık bundan fazla soruya yanıt vermek istemiyorum diyorsa otomatik olarak da formu kaydedip bu işlemi kapatmasını istiyorum. Şimdi burada da bir tane soru soralım. Sorumuza göre de yanıtlarımızı oluşturalım. Sorumuz şu: detaylı anketimize devam etmek ister misiniz? Evet. Sadece personelle ilgili kısma devam etmek istiyorum. Veyahut da ikinci seçenek: evet, temizlik hizmeti hakkında devam etmek istiyorum. Veyahut da hayır, anketi bitirmek istiyorum diye 3 tane seçeneğimiz var. Zorunlu bir soru bu. Bu soruyu da zorunlu yapmıştık. Şimdi bölümlerimizi de oluşturalım. Personel hakkında genel anket diye bir bölüm oluşturdum. Bir tane daha bölüm oluşturalım. Ve temizlik hizmeti hakkında genel anket diye bir bölüm olsun bu. Sonra bir tane daha bölüm olacak. O da teşekkürler. Şuraya da bir tane soru sormak istiyorum. Şöyle bir tane telefon numarası ekleyelim ki arasın. Telefon numarası olsun. Kısa yanıt olarak kalsın. Şimdi teşekkürler diye bir bölümümüz var. Ondan sonra personelimiz hakkında genel anket var.
temizlik hizmetleri hakkında genel anket var. Bunların hepsi başlıktı. Bu başlıkların altına istediğimiz kadar soruları sorabiliriz ama bu başlıklar bölümlerin içerisinde. Şu anda kaç tane bölümümüz var? Birinci bölüm genel anket. İkinci bölümümüz personel hakkındaki anket. Üçüncü bölümümüz temizlik hizmeti hakkındaki anket. Dördüncü bölümümüz ise teşekkürler kısmı. Şimdi bir ön izlemeyi tekrar basalım. Ön izlemeye bastıktan sonra birinci bölümü görüyorum. Sonraki butonuna bastım. Şu soruları yanıtlamam lazım. Ve sonraki butonuna bastıktan sonra otomatik olarak diğer bölümlere geçiyor. Personel hakkındaki ankete de bir tane soru ekleyelim. Personelimizin zaman kullanımı nasıldı diye bir soru olsun. Şu kısma geldim. Nasıldı? Doğru soru çek. Çok kötü. Çok iyi. Yalnız bu soru şurada olacak. O yüzden bunu sürükleyip buraya alıyorum. Temizlik hizmeti hakkında da bir tane soru soralım. Yine doğru soru çok olsun. Çok kötü. Çok iyi. Detaylı anketimize devam etmek ister misiniz? Sorumuzun amacı şu. Biz bundan sonraki bölümlere otomatik olarak geçiş yapalım mı yapmayalım mı buna karar vereceğiz. Eğer birinci seçeneği seçecek olursa personel hakkındaki kısma gidecek. İkinci seçeneği seçecek olursa temizlik hizmetine gidecek. Hayır derse otomatik olarak bu kısma gidecek. Peki bunu nasıl yapacağız? Artık seçeneklere göre bölümlere otomatik olarak atlama kısmını aktif edebiliriz. Burada seçeneklerimiz var ama hangi bölüme gideceğini seçemiyoruz. Buradan birinci bölümden sonra otomatik olarak diğer bölüme geç seçeneği var ama ben bunu istemiyorum. Ben şunu istiyorum. Buradaki sorunun yanındaki sağ alt köşesindeki 3 noktaya bastıktan sonra yanıta göre bölüme git seçeneğini seçiyorum. Bu seçeneği seçecek olursa temizlik hizmeti hakkında değil personel hakkındaki kısma gidecek. Bunu seçecek olursa temizlik hizmeti hakkındaki kısma gidecek. Bunu seçecek olursa teşekkürlere git olacak. Okay. Personel hakkındaki anketi eğer geçecek olursa temizliğe geçecek. Buradan da teşekkürlere gittiği seçeceğiz. İşimi garanti altına almak için yapıyorum. Ve buradan da personel hakkındaki ankete gitmesini istiyorum. Temizlik ve teşekkürler. Biraz önce buradaki sıra karışmıştı. O yüzden de bunu düzeltmek istedim. Bu soruyu da zorunlu yapıyorum. Çünkü hangi bölüme gideceğini seçmesi lazım. Başka. Başka da zorunlu olan sorum yok. Yine de sonuna da bir teşekkürler yazısı yazalım. O yüzden ayarlar butonuna basıyorum. Sunu kısmından bir daha başka bir yanıt göndermesini istemiyorum. Ve kaydet butonuna bastım. Şimdi ön izleme butonuna basalım. Ön izleme butonuna bastıktan sonra sonraki kısmına basıyorum. Ama sonraki kısmına geçemiyorum. Çünkü buradaki soruları yanıtlamam lazım. Bir tane e-mail adresi yazdım. Buradaki soruları yanıtladım. Şimdi sonrakine bastım. Ama yine gidemiyorum. Sebebi de şu. Bu soruyu yanıtlamam lazım. Evet. Personel hakkındaki hizmet anketine devam etmek istiyorum. Evet. Sadece temizliğe devam etmek istiyorum. Şimdi bunu bir yanıtlayalım. Ve sonraki butonuna basalım. Personel hakkında genel ankete geldik. Ama ilerleme çubuğunu görmediğim için zaten olayı çok iyi bir şekilde algılayamıyorum. O yüzden de ilerleme çubuğunu muhakkak eklememiz gerekiyor. Zaten bunu gösterecektim. Özellikle ayarlar kısmından kapatmıştım. Ama şimdi tekrar açalım. Ayarlar kısmına geldim. Sunu kısmından ilerleme çubuğunu göster seçeneğini seçtim. Ve artık buradaki seçeneği seçtikten sonra sayfamı yenileyim. Anketimin ilk kısmı geldi. Ve buradan seçeneklerimi seçtim. Şimdi temizlik hizmeti hakkındaki genel ankete devam etmek istiyorum dersem sonraki butonuna bastığımda hemen 3. sayfaya geçecek. Geri butonuna basarsam otomatik olarak bir önceki kısma geri döndüm. Hayır anketi bitirmek istiyorum diye seçecek olursam dördüncü kısma otomatik olarak gitmiş olacağım. O yüzden sonraki butonuna basıyorum ve dördüncü kısma geldim. Bu hizmetiyle ilgili siz aramamızı ister misiniz? Hayır seçeneğini seçtikten sonra gönder butonuna bastığımda artık bölümlü anketlerimi doldurdum ve her şey yolunda. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bölümlü anketleri normalde yaparken sadece şuradaki bölüm ekle kısmından bunu ekleyebiliriz. Ama bence bölümlü anketi oluşturmanın en güzel yanı seçeneklere göre bölümlü anketi düzenleyebilir olmamız.
O yüzden de seçeneklerimizi oluşturduktan sonra hemen buradaki noktalara basıp yanıtlara göre bölümlere git dersek otomatik olarak bölümlere kullanıcıları gönderebiliriz. Böylelikle daha güzel formlar veyahut da anketler elde edebiliriz. Google Forms ile ilgili anket ve formlar yapmaya devam edeceğiz. Ama bu tarz şeylere biraz ara verip Google Forms'un daha derin özelliklerine bakmaya başlayacağız. Bu yüzden kanalımıza abone olun ve beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.